Mahir Bey, Karadeniz'in şirin bir ilinden İstanbul'a gelmişti. Burada lüks semtlerden birinde oturuyordu. Muhafazakar bir aileye mensup olmasına rağmen mutluluk için tek anahtarın para olduğuna inanan, para kazandıkça maneviyattan uzaklaşan, maneviyattan uzaklaştıkça da dine tavır alan biri haline geldi. Yakın çevresi, onun maneviyat ortamlarına davet ettiğinde verdiği cevap genelde geri kafalı bunlar, geri kafalı şeklinde olurdu. Dinle ilgili konular zamanla Mahir Bey'i epey rahatsız etmeye başladı. Konuşma içinde geçen Allah lafzına bile tahammül edemez duruma geldi. Hele insanların dini sohbet için bir araya gelmeleri veya hayır için yardım toplamaları onu iyice rahatsız ediyordu. Hayır işleri için yanına gelenlere bırakın bunları kardeşim, yapacak işiniz mi yok sizin derdi. Hatta bir keresinde memleketinde yapılacak bir yurt inşaatı için kendisinden yardım isteyen iş adamlarına etmediği hakaret kalmamıştı. Bununla da yetinmeyip bunlar irtica yapıyor, irtica diyerek şikayette bulunmuş ve hemşehrilerini çok üzmüştü. Tek çocuğu vardı Mahir Bey'in. Özel öğretmenler, özel okullar, özel dersler, her şeyi özeldi Tuncay'ın. Belki de bu yüzden tatmin edilemeyen bir genç olup çıkıvermişti. Tuncay'ın takıldığı arkadaşlar, gittiği mekanlar onu yavaş yavaş içinden çıkılmaz bir hale sürükledi. Çevresinden gelen uyarıların hiçbirini dikkate almıyordu. Mahir Bey bütün bunlardan haberdar olmakla birlikte işin sonunu düşünmüyor, oğlunun durumunda kendince bir yanlışlık görmüyordu. Dostlarına ise ya bu zamanda gençleri sıkmaya gelmez, bırakın istedikleri gibi yaşasınlar, biz görmedik diye onlara da mı çektirelim diyordu. Mahir Bey bir gün fabrikaya gittiğinde bir hemşehrisini kendisini bekler buldu. Mutlaka bir şey istemeye gelmiştir asalak herifler. Bir yapıştılar mı sonu gelmez. Bıktım bunlardan ya. Her gün bir yenisi, her gün bir yenisi diye geçirdi içinden ve kaşlarını çatarak ofise geçti. Sekreter geldi. Efendim, bir beyefendi hemşehriniz olduğunu söylüyor. Mutlaka görüşmem lazım diyor. Mahir Bey peşin hükmün verdiği can sıkıntısıyla yüzünü buruşturarak içeri almasını söyledi. Hemşehrisi hiç lafı uzatmadan Tuncay dedi. Mahir Bey heyecanla ne Tuncay'ı, bir şey mi oldu yoksa deyince bizim oğlan dün gece Tuncay'ı uyuşturucu alırken görmüş. Mahir Bey haber vereyim dedi. Bu haber hayatının bütün tadını alıp götürmüştü Mahir Bey'in. Ben ne yaptım ki bunlar başıma geldi? Bütün imkanları hazırladım onun için. Ne istediyse aldım, neden diyerek isyan ediyordu. O günden sonra oğlunu defalarca karşısına alıp konuşmayı denedi ama olmadı. Tuncay babasının sözüne kulak bile asmıyordu. Üstelik gittikçe de hırçınlaşıyordu. Tarifi imkansız bir düşmanlıkla karşılıyordu babasının konuşmalarını. Mahir Bey buna bir mana veremiyordu. Günlerce ne yapacağını düşündü. En meşhur psikologlara götürmeyi denedi, olmadı. Tuncay babasından gelen hiçbir teklife yanaşmıyordu. Kapatmıştı kendini. İyice çaresiz kalan Mahir Bey'in aklına bir fikir geldi. Tuncay'ın dayısı Arif. Ya neden daha önce düşünemedim? Tuncay Arif'i çok sever, dinler onu diye düşündü. Olmaz olmaz. Ben neler diyorum ya diye başını salladı daha sonra. Çünkü Arif Bey muhafazakar biriydi. Mahir Bey bu yüzden onunla pek görüşmezdi ama şimdi sıkıntıda olan oğluydu. Tuncay için her şeye katlanırım, Arif'e bile diyerek Arif Bey'in yanına gitmeye karar verdi. Arif Bey eniştesini büyük bir nezaketle karşıladı, ikramda bulundu, hürmet etti. Mahir Bey bir an önce konuya girmek, içini de dökmek istiyordu. Oğlunun başına gelenleri tek tek anlattı. Çaresizliğini ilk defa bu kadar açıkça ifade ediyordu. Yeğeninin durumuna Arif Bey de çok şaşırmış ve üzülmüştü. Fakat ona göre bir çıkış yolu vardı. Enişte, Tuncay buradaki ortamından mutlaka uzaklaşmalı. Çevresinde arkadaşları olduğu müddetçe bizi dinlemesi çok zor. Memlekette tanıdığım çok güzel arkadaşların açtığı temiz, nezih bir yurt var.
Nice genç tanıyorum ki o yurda gidip geldikçe kötü alışkanlıklarını bırakıp güzel birer insan oldular. Benim teklifim de Tuncay'ı o arkadaşlarla tanıştırmak. Bir süre için işin götürüsünü konuştular. Sonunda karar verildi. Tuncay dayısının yanına gidecekti. Tuncay'ı çağırdılar. Dayısı yeğenini uzun uzun dinledi. Sonra konuyu açtı. Tuncay da sorular sordu. Biraz direndi, direnir gibi oldu. Biraz süre istedi. Fakat dayısının gençlerin durumundan anlar hali ve şefkati ona güven vermişti. Dayısından herhangi bir baskı görmeyeceğini biliyordu. Yine de bir müddet düşünmek istediğini söyledi. Dayısı sabırlıydı. Aradan birkaç ay geçti. O birkaç ay geçtikten sonra bir gün Arif Bey Tuncay'dan bir telefon aldı. Tuncay okulunun kalan kısmını tamamlamak için memlekete dayısının yanına gelmeye karar verdiğini söylüyordu. Dayısının sözünü ettiği yurtta kalacaklardı. İlk aylarda alışmakta zorluk çekse de sonraları yurt ortamını çok sevdi Tuncay. Burada hoşgörü, içtenlik, sevgi ve saygı vardı. Aradan bir yıl geçti. Haziran ayının güzel bir İstanbul son sabahında Mahir Bey'in evinin kapısında ellerinde hediyeler ve çiçeklerle bir genç göründü. Tuncay'dı gelen. Büyük bir edep ve hasretle annesinin babasının elini öptü. O bildikleri Tuncay gitmiş, yerine adeta bir beyefendi gelmişti. Bu kadar kısa zamanda bütün bunlar mümkün mü diyerek içten içe hayret ediyordu Mahir Bey. Uzun bir zamandan sonra ilk defa o akşam birlikte yemek yediler. Bütün aile sofradaydı. Herkesin ilk intibağı yüksek sesle dile getirmeseler de Tuncay'ın bir hayli değiştiği yönündeydi. Aradan birkaç gün geçti. Tuncay'ın sabah kalktığında yatağını toplaması, yemekten önce sonra ellerini düzenli olarak yıkaması, sofranın kurulmasına, kaldırılmasına yardımcı olması gibi hususlar aileyi iyice hayrete düşürüyordu. Mahir Bey, Arif Bey'i aradı. "Kim bu insanlar? Onlarla tanışmak istiyorum," dedi. "Tabii ki. En kısa zamanda seni buraya bekliyoruz," dedi. İlk uçakta yer ayırttı Mahir Bey ve atladı uçağa gitti. Özlemişti memleketini. Yolculuk boyunca geçmişin tatlı hatıralarına dalıp gitti Mahir Bey. Nihayet uçak dolduğu topraklara vardı. Memleketinin havası, suyu, dağları, taşları aynıydı. Sıcak ve kucaklayıcı. Yurdu tepeden tırnağa inceledi. Müdür Bey'le tanıştığında oldukça da şaşırdı. Zira müdür üniversite mezunu oldukça genç biriydi. "Size oğlum için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür etmek için gelmiştim," dedi mahcubiyetle. "Efendim, buraları açan iş adamlarımız var. Teşekkür edilecek birileri varsa onlardır. Bu yurt onların fedakarlığıyla açıldı. Akşam yönetim kurulu toplantımız var. Eğer sizin için de uygunsa sizi yönetim kurulu toplantısına bekliyoruz." Mahir Bey "tamam," diyerek yurttan ayrıldı. Akşama kadar çocukluğunun geçtiği yerlerde dolaştı. Düşünme imkanı buldu. Akşam olduğunda içini bir huzur kapladı. Uzun zamandan beri hissedemediği bir huzur. Yurda döndü yeniden. Görevli belletmenin yardımıyla yönetim kurulunun toplandığı salona çıktı. Heyecanlıydı. Kendini toparladı, açtı kapıyı, girdi içeri. İrtica yapıyorlar diye şikayet ettiği hemşehrileri tam karşısında oturuyordu. Yeni hizmetler yapabilme adına şahsi hayatlarından fedakarlık yapan bu heyet, ne zaman biteceği belli olmayan bir toplantı için hiçbir karşılık beklemeyen dertli yürekleriyle bir araya gelmişti. Mahir Bey için söyleyecek hiçbir söz kalmamıştı o noktada. Hoşça kalın.